konum sen Nabi Hocam sizin yönettiğiniz bir oturumda konuştuğum için gerçekten gurur duyuyorum. Ben yıllar öncesi Enformatik Ticaret kitabıyla ben tanımıştım. Öğrenciydik o zaman, üniversitede öğrenciydik. İsmi çok heyecanlandırmıştı beni. İsmi bile 70'ti. Şeref duydum. Teşekkür ederim. Aynı oturumda olduğum için. Teşekkür ederim. Konu, ben çok uzatmayacağım. Nabi Hocam hatta sordu, uyarayım mı dedi. Dedim ki ben genellikle uyarma bitiririm zamanında dedim. Çok uzatmayacağım. Özetle, Hindistanlı misafirlerimize yönelik değil, diğer misafirlere yönelik olarak çok kısa Hindistan ekonomisinin bir fotoğrafını çekeceğim. Çok kısa, belki tek slide. Bu ticaret savaşları nedir? Bunun içeriği nedir? Sorun nedir? Peki Hindistan'ın bu ticaret savaşları içerisindeki durumu nedir? Pozisyonu nedir? Bunun sonucu ne olur? Bu 2-3 soru etrafında çok kısa bir özet sunuş yapacağım. Şimdi biraz önce Sayın Büyükelçi anlattı. Hindistan büyük bir ülke. Nüfus itibariyle şu anda dünyada ikinci ve muhtemelen 10 yıl içerisinde birinci olacak. Çin'den sonra şu anda ikinci ve muhtemelen 10 yıl içerisinde birinci ülke olacak gibi görünüyor. Ekonomisi itibariyle nominal olarak şu anda 6. sırada. Satın alma gücü paritesi açısından baktığınız zaman şu anda 3. sırada. Ya bu ayrımı şunun için yapıyorum. Çünkü ekonomileri karşılaştırırken eğer neyi tanımladığımızı, nasıl tanımladığımızı eğer açık ortaya koymazsak rakamların bir anlamı olmaz. Nominal dediğimiz şey şu. Bir ülke mal ve hizmet üretir. Bunların parasal bir karşılığı vardır. Biz onların toplamını alırız. Dolar kuruna böleriz. Oradan bir milli gelir çıkarırız. Onu da nüfusa böleriz. Kişi başına milli gelir çıkarırız. Sayın Büyükelçi gösterdi. Mesela kişi başına nominal 1900 dolar görünüyor. Fakat satın alma gücü paritesi açısından baktığınız zaman 7000 doların üzerinde bu. Şimdi bu şunun için önemli. Örneğin benim cebime 5000 TL giriyordur. Bir Amerikanlı'nın cebine 3500 dolar giriyordur. Bu hesapları netleştirmediğimiz zaman tek başına bizim için bir anlam ifade etmez bu. Satın alma gücü paritesi dediğimiz de şu. 1 doların Türkiye'deki karşılığı nedir? Hindistan'daki karşılığı nedir? Amerika'daki karşılığı nedir? Buradaki şey bu. Yani temel mantık bu. Böyle baktığımız zaman örneğin 1900 dolar civarında görünen kişi başına gelir Hindistan'da. Satın alma gücü paritesi açısından rakam yanlış hatırlamıyorsam bir 7500 dolar civarında idi. Mesela bu Türkiye'de kabaca 15 bin dolar civarında. Şimdi 1980'lere kadar baktığımız zaman Hindistan ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı. 1980'lerden sonra hizmet sektörü, özellikle yurt içerisinde hizmet sektörü üzerinden ciddi bir büyüme eğilimine giriyor. 1990'larda biliyoruz biz Asya krizi ortaya çıkmıştı. Bu krizden tabii ki Hindistan da etkileniyor. Fakat 2000'lerden sonra tekrar imalat sanayinin de gelişmesiyle beraber Hindistan ekonomisi ciddi bir büyüme trendi yakalıyor. Bunu çok özetle söyledikten sonra bu Amerika-Çin arasındaki bu ticaret savaşları dediğimiz mesele aslında Amerika'nın Çin'e karşı ciddi bir açık vermesinden dolayı ortaya çıktı. 375 milyar dolarlık tek taraflı bir açık bu. Amerika'nın Çin'e karşı açığı. Ve bu giderek büyüdü. Yani bunun yarısından başlayarak birkaç yıl içerisinde bu noktaya geldi ve bu ciddi bir açıktır. Amerika bundan rahatsız olmaya başladı. Şimdi bu meseleyi aslında farklı bir şekilde ele almakta yarar var. Şimdi bir yönüyle insanın aklına şu geliyor. Benim de açıkçası zaman zaman belki duygusal davrandığım için aldığım bir pozisyondu bu. Biz serbest ticaretten bahsediyoruz, liberal ekonomilerden bahsediyoruz. Bugünkü Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yarardığı müddetçe bu gayet güzel gitti bu sistem. Ama ne zaman ki Çin çıktı ben varım dedi, ne zaman ki Hindistan büyümeye başladı, işte dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmaya başladı. Türkiye'de artık ben sizin paranızı kullanmak zorunda değilim dedi. Bu söylemler yükselince aniden bir dakika bu sistem işe yaramıyor, bu sistem sorgulanmalıdır, dünya ticaret örgütünü biz yeniden yapılandırmalıyız, bu liberal ekonomi dediğiniz bu olmamalı gibi sesler yükselmeye başladı. Bu benim biraz daha hani duygusal tarafından da baktığımız zaman bir kesim insanın dile getirdiği şey. Fakat
Diğer yandan ekonomik rasyonelite açısından baktığımız zaman da maalesef bazı sorunlar var. Bu sadece Amerika ile Çin değil. Hindistan ile Çin arasında da örneğin var. Çok yakın zamanda şunu söyleyeyim. Çok yakın zamanda Hindistan bazı anti-dumping önlemleri aldı örneğin Çin mallarına karşı. Anti-dumping ile kastım şudur. Yaradan fazlası biliyordur ama öğrencilerimiz falan var. Belki bu kavram nedir diye merak edebilir. Kusura bakmayın. Hani burayı bir ders köşesine çevirmek istemem. Çin çok fazla destek veriyor firmalarına. Üretime çok fazla destek veriyor ve bunlar zaman zaman rekabet eşitsizliği yaratıyor. Özellikle de o komünist altyapının kullanılması gerçekten de mesela Türkiye'yi çok zorluyor bu. Hindistan'ın da bazı sektörlerini zorluyor. Çok fazla destek verdiği için siz dolayısıyla bir anti-dumping yapıyorsunuz. Onların verdiği bu dopingi karşılayabilmek için zaman zaman vergi ve benzeri, gümrük vergisi ve benzeri yöntemler kullanıyorsunuz kendi firmalarınızı korumak için. Çok yakın zamanda mesela benim 100'e yakın bildiğim kadarıyla 99 mala Çin örneğin tedbir getirdi, anti-dumping uyguladı. Çünkü kendi firmaları zarar etmeye başlıyor ve çok fazla ithalat yapılmaya başlıyor Çin'den. Açık vermeye başlıyor. Hindistan koydu Çin'e karşı. Yanlış mı söyledim? Şimdi şöyle, ticaret savaşı nereye gider? Hindistan ne yapmak durumunda? Bu bütün bir dünya sistemi için ne anlama gelir? Bir kere şunu söyleyeyim, çok sağlıksız bir gidişat bu. Çin ile Amerika arasındaki bu ticaret savaşından hayır çıkmaz. Yani burada nerede durduğunuz çok önemli değil aslında. Kim için çıkmaz? Öncelikle Amerika ve Çin için hayır çıkmaz buradan. Şu anlamda çıkmaz. Dışa açık ekonomiler, küreselleşmeden bahsediyoruz. İstesek de istemesek de bu böyle zaten. Örneğin UNCTAD'ın çok yakın zamanda yayınladığı bazı tahminler, hesaplar var. Ben birazcık baktım. Bu Birleşmiş Milletler Bünyesi'nde Ticaret ve Kalkınma Konferansı adı altında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Doğrudan dış ticaret ve kalkınma ile ilgilidir bütün raporları, çalışmaları. Örneğin bakıldığı zaman Mart'ın başına kadar bir uzlaşma sağlanmazsa eğer ciddi sorunlar ortaya çıkacak. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Ticaret kaybı Amerika'daki firmaların ya da Çin'deki firmaların işine yaramıyor. Mesela bu ticaret kaybının yaklaşık olarak 70 milyar dolarını Avrupa ülkeleri devralıyor. Yaklaşık 20 milyar dolarını Japonya devralıyor. Örneğin bir 20 milyar dolarını da ben yan taraftan çok okuyamıyorum ama şurada. Kanada 20 milyar dolarını da örneğin Kanada devralıyor. Bu 110 milyar dolar demektir. Böyle az bir rakam değil. Teşekkür ederim hocam, zahmet oldu. Benim hafızam iyidir genelde ama bazı rakamlar bazen. Bakıldığı zaman bu sadece bu ülkelere de yaramıyor. Bu yüksek miktarda. Oransal olarak baktığımız zaman örneğin bundan yararlanacak olan başka ülkeler de var. Örneğin %5 civarında Vietnam yararlanıyor. Yalnız şöyle ekonomik büyüklüğü itibariyle düşünmek lazım. Bana kalırsa şuradan bakıldığı zaman en çok yararlanacak olan ülkelerden bir tanesi Hindistan aslında. Hacim büyük olduğu için onun %3,5 yüksek bir miktardır. Yani Vietnam o anlamda daha küçük bir ekonomidir. %5'i tabii ki daha azdır mutlak rakamlarla. Ama baktığımız zaman bu ihracatın örneğin %5'ini Vietnam alıyor. %5'e yakınla Avustralya devralıyor mesela. Brezilya %4 civarında, Hindistan %3,5 civarında. Filipinler %3,2 civarında örneğin bu ticaret kaybını devralıyor. Ve şunu söyleyeyim, çok ilginçtir. Amerika bu koyduğu tedbirlerle korumaya çalıştığı ticaretin sadece %6'sı Amerika firmaları tarafından yarar sağlıyor, avantaj getiriyor. Sadece %6'sı. Çin'in de sadece %5'i. Çin firmaları da bunun sadece %5'inden faydalanacak. Başka ülkeler yararlanacak. Bunu söylememin sebebi şu, bu küresel yapıda, ben bunu bir ideolojik olarak söylemiyorum, bir gerçeklik olarak söylüyorum. Şu anda var ve böyledir bu yapı. Korumaya doğru gider mi? Ben gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu mümkün değil çünkü insanlık bunun tadına vardı. Ticaret yapmanın, ülkeler arası ilişkileri, biraz önce Sayın Büyükelçi çok güzel bir şey söyledi. Hindistan'ın dünyaya, dünyanın Hindistan'a ihtiyacı var dedi. Bu bir gerçek.
Dolayısıyla bunun ben geriye döndürülebileceğini sanmıyorum. Ama peki ne çıkar ortaya derseniz, bir, mevcut durumdan yararlanan başka ülkeler olacaktır bundan. Bu kolay biter mi? Amerika bu açığı verdiği müddetçe, Çin'e karşı bu açığı verdiği müddetçe bu bitmeyecek. Bu mutlaka bir yerde bir karara bağlanmak zorunda. Mart başına kadar buradan bir şey çıkar mı sanmıyorum. Çünkü en son 1 Mart tarihi verilmişti. O zamana kadar bir uzlaşma sağlanması sanki zor gibi görünüyor. Ama son olarak söylemek istediğim bir şey var. Biz buradan ne çıkarabiliriz peki? Hindistan için, bizim için ne çıkarabiliriz? İşin duygusal tarafını bir kenara bırakıp rasyonel bir şekilde düşünmekte yarar var. Çin'in yükselişi bir ülke için önlenecek bir şeydir. Çin yükseliyor, büyüyor. Bu doğru bir şey. Ancak bazı gerçekleri biz göz ardı edemeyiz. Sonuçta bir, nüfusu çok fazla. Tamam. Çok ciddi eğitimli iş gücü var. Zamanında Hindistan'ın da öyledir. Zamanında bu gelişmiş Batı ülkelerine gidip eğitim alan, dönen çok sayıda yetişmiş insan var. Bunlar üzerinden oluyor bir. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Birilerinin bizim ülkemizdeki Sayın Büyükelçin dediği gibi Şişe Cam'dan bahsetti. Bazı ülkeler örneğin bizim kristalimizi alıp taklit ediyorlar. Daha kalitesiz üretiyorlar. Ucuza ama kendi halkına satıyor mesela. Taklit var. Çin de örneğin Amerika mallarını taklit etti. Ve bu fikri mülkiyet hakları buradan dolayı örneğin gündeme geldi. Bir de biraz önce söylediğim gibi o komünist yapıdan kalan bazı aparatları kullanarak rekabet eşitsizliği yarattı. Kendisi açısından anlamlı olabilir ama onunla kastım şu. Ankara gibi bir yerde örneğin ortalamada 800 TL vererek ya da 1000 TL vererek evi kiralıyorsunuz. Siz evi bedava verdiğiniz zaman bir işçiyi 2020 liraya değil 1020 liraya çalıştırabilirsiniz o zaman. Çünkü konutun da bir maliyeti var. Dolayısıyla siz konutu, iletişimi, ulaşımı ya bedava ya da çok düşük fiyattan verdiğiniz takdirde doğal olarak firmalara siz bir avantaj sağlıyorsunuz. Çünkü o örneğin 200 dolara adam çalıştırabilir, 100 dolara adam çalıştırabilir. Böyle bir durum var. Bundan dolayı da örneğin Türkiye'de dayanamıyor Çin. Bazı sektörlerde örneğin Çin'e karşı dayanamıyor. Hindistan'ın da sorunu var Çin'le bu anlamda. Avustralya'nın da var, diğer ülkelerinde var. Dolayısıyla Dünya Ticaret Örgütü bir şekilde eskiden olduğu gibi bir araya gelerek bu meseleyi çözmek zorunda. Aksi takdirde ticaret savaşı olmakla kalmayabilir. Yarın bir gün çok ciddi siyasi çatışmalara da yol açabiliriz. Çok teşekkür ederim.